Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu bölümde hub gear olarak geçen yani göbekten vitesli sistemlerden bir tanesi olan 3 vitesli Sturmey Archer göbeğin birlikte bakımını yapacağız. Sturmey Archer nedir bilmiyorum, aranızda duyanlar duymayanlar vardır. Genelde eski bisikletlerde Sturmey Archer'ları görürsünüz. Sturmey Archer 1902 yılında iç göbek, iç vites üreten bir firma olarak Raleigh'in sahibi Frank Bowden'ın yönlendirmesiyle Henry Sturmey ve James Archer tarafından kurulmuş bir İngiliz firması. Daha sonra 2000'li yıllarda bu firma Sunrace, Tayvan merkezli Sunrace'e satılıyor ve Sturmey Archer Sunrace olarak faaliyetlerine devam ediyor. Hala bildiğim kadarıyla Hollanda'da falan birçok bisiklette kullanılıyor bunlar Sunrace ismiyle. Şimdi biz bu nereden ulaştı elime? Bu benim takipçilerimden bir tanesi. Siirt'te yakın arkadaşımdır da kendisi. Muhammed eski bisikletlere merakı vardır. Hatta benim Dahonum'u da o satın almıştı. Bir bisiklet alıyor. Üzerine Sturmey Archer göbek geliyor. Bunun bakımını yaptırmak istiyor. Ben de dedim gönder bana, ben yaparım. Benim için de iyi olur hem insanlara. Çünkü Dahonum'un restorasyonunu yaparken göbek bakımını çok bahsetmemiştim. Kısaca geçmiştim. Bunu burada ayrıntılı olarak çeker, insanlara bu işle uğraşacak insanlar için bir yol göstermiş olurum dedim. Şimdi burada önemli ayrıntılar, püf noktalar var mı? Var. Şimdi bir tane baba bir püf noktası var. Şimdi göbek vites sistemlerinin üzerinde şöyle bir zincir vardır. Bu zincir vites değiştiricisini çekip gerildikçe vitesi attırır. İlk etapta başlamadan önce bu zinciri sökmeniz gerekiyor. Bu zincir hakkında çok fazla herkesin bilgisi yoktur. O yüzden bu zinciri çekiştirirler, ulan nasıl sökülüyor falan moduna girerler ve kopartırlar. Bu zinciri sökmenin yöntemi şu şekilde, normal vida dişlisidir bu. Şu şekilde çevirerek çektiğinizde, şimdi birazdan ayrıntılı ben takıyorum yerine, videoda da göreceksiniz. Bu şekilde çevirerek yerinden sökebilirsiniz. Kalanını size şunu tavsiye ediyorum. Eğer iç göbek, iç vites sistemini bir bakımını yapacaksanız içinde bir sürü incik cincik parça var. Gezegen dişlilerden tutun da pimlere kadar bir sürü parça çıkacak. Ve bu yüzden bunu da attığınızda toplaması inanın harbiden çok zordur. Bu yüzden karıştırmamak için böyle bir göbek bakımı yaparken mutlaka yaptığınız şeyi kameraya alın. Ki geri toplarken ulan bu nereden çıkmıştı veya fazladan, beceriksiz ustalar gibi fazladan parça çıkarmamak için bu yöntemi tavsiye ediyorum. Ben lafı daha fazla uzatmıyorum. Yavaş yavaş bakıma geçiyorum. Bakımda neler yapacağız? İçine belirli noktalarda Gracia'yı kullanacağım. Belirli noktalarda ise Shimano'nun zincir yağını kullanacağım. Şimdi ben sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.
Burada bir ara veriyoruz. Tek tek parçaları temizledim. İşte gezegen dişlileri görüyorsunuz. Göbeğin ana milinin dişlerini görüyorsunuz. Pimleri, sıralı bileziği, bütün vitesin tüm komponent, tüm parçalarını burada görüyorsunuz. Siz bunları başka bir şeyle, VD40, mazot ya da herhangi bir temizleyiciyle de temizleyebilirsiniz. Burada şöyle bir ayrıntı vereyim. Bu içten, göbekten viteslerin bir özelliği de kolay kolay aşınmazlar. Yani bu herhalde 30 senelik falan vardır bu göbek. Ama gördüğünüz gibi hala taş gibi. Benim daha önce söktüğüm Dahon'da da aynı şeyle karşılaşmıştım. Hiçbir şekilde bunlarda aşınma olmuyor. Şimdi şu kısım var. Bu kısma geçmeden önce şöyle göstereyim. Şimdi ikinci bölümde o kısmı da sökeceğiz. Rublesini, dişlisini sökeceğiz üstünden. Bunun içinde de bilyalar var. Bunları da birazdan, bunun nasıl sökülüyor onu da göreceksiniz videoda. Şimdi ben ona geçmeden önce bu tip çok parçalı içten vitesli göbeklerde özellikle çok kafa karışır. Neyi nereye takacağınızı hepsini parçalarken toplayacak gibi sökersiniz. Ama dediğim gibi toplaması zor olur. O yüzden benim yöntemimi tavsiye ediyorum. Şimdi bu dağıttığım kısmını toparlayıp neyle? Part Tool'un gres yağıyla yağlayıp bir kenara alacağım. Sonra bu kısma geçeceğim. Şekilde tırnaklar var. Bunu buradan çıkartırken şu tırnakları biraz ittirmeniz gerekiyor. Biraz zorladı mı kendi kendine çıkıyor bu zaten. Şimdi bir diğer önemli konu şu tırnakları görüyorsunuz. Bunun bir aleti var. Bunu buraya takıyorsunuz. 4 tırnaklı bir alet var. Bunu buradan çevirerek çıkartıyor şu içini. Şu içini boşa çıkartıyor. Fakat bende bu aletten olmadığı için bu kısmını bu şekilde temizleyeceğim. İçini işte bahsettiğim başta zincir yağını bunun içine sıkacağım. Şimdi toplamaya geçtiğimizde arkadaşlar şimdi bunun içine ne demiştik az önce? Şurada 4 tane tırnak vardı. Bu tırnakları sökmek için özel bir anahtar var. Burası da çıkıyor aslında. Şöyle içinde dönen bir parça var. Bunu anahtar bende olmadığı için elimdeki aletlerle de sökemedim. O yüzden şöyle kenarlardan Shimano'nun zincir yağını güzelce yedirseniz bunun içindeki şu dönen parça için bu işi görecektir. Hemen arkasına geçiyorum. Bilmiyorum kamerada görünüyor mu? İçinde tırnaklar var. Buraya da şöyle Park Tool'la veya herhangi bir gresle güzelce gres yediriyorsunuz içine. Ve ondan sonra toplamaya geçiyorsunuz.
toplamaya geçtiğinizde de ne yapıyorsunuz? Aynı sırayla devam ediyorsunuz. Thank you.